İslam'ın Kürtlerin eşitliği ve iktidar ortaklığına engel yapılmasında kullanılan bazı söylemler var. Bunlardan bir tanesi kardeşlik söylemidir malum. Türk-Kürt kardeştir. Eskilerde derlerdi ki ayrım yapan kalleştir. Halbuki ayrım yapamayan kalleştir. Çünkü eğer kardeş olarak ayrı ayrı var, alkış yok arkadaşlar. Burada sadece anlamaya çalışıyorum. Eğer ayrım yapılamıyorsa iki şey yoktur. Yani tefrik edilemeyen iki şeyden bahsedemeyiz. Aynılık devam eder. Zaten amaç da odur. Dolayısıyla kardeşlik kavramı orada Kürt'ün varlığa girememesini temin etmek için yapılan bir silgidir esas itibariyle. Türk'ün içine Kürt'ü çeker. Öyle bir sevgiyle çeker ki öldürür. Yok etmek içindir. Hakikaten kucaklamak için değildir. Şimdi bu hani dindar dindar olmayan seküler dilde, resmi dilde, ülkücü milliyetçi dilde karşılaştığımız bir yok etme, görünmezleştirme dilidir. İkinci bir söylem din kardeşliği ve ümmet söylemidir. Bunun değişik versiyonlar var. Bazen İttihad-ı İslam adıyla da karşımıza çıkar. Onun da Türkçesi Müslümanların birliğidir. Burada Kürtlerin Müslüman olmasından kaynaklanan Türklerle ortaklığı bir tür Kürtlerin eşitlik, hukuk, bağımsızlık, özgürlük taleplerini engelleme, lüzumsuzlaştırma amacıyla kullanılır ümmet söylemi. Burada da kısaca şunu söyleyebilirim. Yani ümmet dediğimiz şey esasen ulus kavramına ters veya aykırı bir şey değildir. Ümmet kavramı İslam tarihinde de yoktur. Moderndir. Diğer milliyetçiliklerin doğuş tarihine tekabül eder. Aynı şekilde İttihad-ı İslam düşüncesi de. Bu Müslüman ulusudur esas itibariyle. Yani Müslümanların dayanışması. Bu ulus fikri şeytanlaştırılan ve hani bütün nasıl diyeyim hani yüzeysel eleştirilerde karşılaştığımız ulus devlet eleştirisinde görüyoruz bunu. Yani ulus fikri aslında kitlelerin, insanların birlikte hareket etme lüzumundan doğmuştur. Eskiden insanlar bir arada kolektif büyük ölçekte hareket etme lüzumu hissetmezlerdi. Dağda, tarlada işte yetiştirdiğini yetiştiriyorsun, her şey lokal olarak gerçekleşiyordu. İnsanlar şehirleştikçe, kentleştikçe ve sanayi insanları birbirine rapt edip bağladıkça insanlara ortak hareket etme, bir bünyeye dönüşme lüzumu doğdu. Ulus fikri bunun sonucudur. Bir bünyeye dönüştürürken tabi suistimaller ve zulümler de olmuştur. Yani devletler, uluslaştıran devletler, o ulus içerisinde farklı olan, parçası olmak istemeyen o bütünün unsurları yok etmişlerdir, öldürmüşlerdir, etnik kırımlar olmuştur. Fakat ulus olmadan demokrasi mümkün değildir. Bu da bir gerçektir. Fakat ulus derken neyi anlıyoruz? Ulusun ille de bir etnik bir şey olması gerekmez. Bazen din temelli ulus vardır biliyorsunuz. Dil temelli ulus mümkündür. Teritoryal dediğimiz hani aynı coğrafyada olmaktan neşet eden ulus mümkündür. Bunu şunun için söylüyorum. Ulus böyle şeytanlaştırıp çöpe atacağımız basit bir şey değil. Kaçamayız ulus fikrinden. Şundan dolayı demokraside aynı dili konuşan, birbirini anlayan, tek dil anlamına gelmiyor ama birbirini medenilik içerisinde birbiriyle muhatap olan, ortak bir dil geliştirmiş kitleye ulus denilir. Bunun kendi kendini yönetmesi, kendi kendine hükmetmesi, ulus devleti doğurmuştur. Bu hükmetmenin pürüzsüz, filtrelenmemiş, çarpıtılmamış haline demokrasi denilir. İnsanların kendi kendini yönetmesidir. Demokrasi de aslında devlet ortadan kaldırılır veya çok inceltilir. Bu açıdan amaç, devletten de amaç, insanın özgürlüğüdür, kendi olabilmesidir, hür olabilmesidir. Başkalarıyla bir arada oluruz, fakat son tahlilde başkalarıyla olan temasımız, konuşmamız, muhabbetimiz bizim kendi hürriyetimizin uzantısı olmalıdır, devamı olmalıdır, artışı olmalıdır. Eğer başkasıyla temas bizi üzüyor, yıkıyor, zorluyor, incitiyorsa o temasta bir tahakküm var, baskı var demektir. Ondan genelde sakınırız. Mesela bu adada baskı görüyoruz. Bir an önce çıkmak arzumuz var ama belki bu adam düzgün bir şeyler söyler de diye sabrediyoruz şu anda. Toparlarsak ümmet fikri Kürtlerin hukuk ve
egemenliğine karşı mobilize edilen bir düşünce olarak Kürt milliyetçiliğinden veya ulus fikrinden daha İslami bir kavram değildir. Yani Müslümanların ulusu ile Kürtlerin ulusu fikri arasında dini açıdan hiçbir fark yoktur. Bu bazılarımız için çok şey gelmeyebilir ama dini söylem içerisine bakarsanız epey radikal bir şey söylüyorum orada. İtikadi bir konu değil gerçi. Evet. Yani şunu demek istedim. Dini saiklerle Kürtleri korkutuyorlar. Deniyor ki işte hani ümmet, biz ümmetiz, Kürt olmayın deniliyor. Veya Müslüman ol, Kürt olma gibi bir amirane şeyle geliniyor. Fakat bu böyle dini bir emirmiş gibi, itikadi bir gerçekmiş gibi sunuluyor. Hakikati halde dini olarak böyle bir şey yok. Yani Müslüman olma ile ümmet olma arasındaki ilişki modern bir ilişkidir, yenidir. Yani Cemalettin Afgani gibi adamlar bu ümmet fikrini geliştirmişlerdir. Sömürgeciliğe karşı gelişmiştir. Batıdaki ulus düşüncesinin Müslümanlara düşen gölgesidir. Yani onu demek istedim. Kötü bir şey midir? Değildir. Ben Kürtlerin kendi içlerinde dayanışması nasıl lazım bir şey ise, Kürtlerin parçası olduğu coğrafyada diğer milletlerle, halklarla, hadi hangi dili kullanıyorsanız, insanlarla, unsurlarla dayanışması, barış içinde olması arzulanır bir şeydir. Amaç insanın kendi olabilmesi, özgür olması ve diğer insanlarla da bir arada hür bir şekilde yaşayabilmesidir. Bunu sağlayan, bunu teşvik eden her türlü fikir güzeldir benim şahsi kanaatim. Bencil olan, içine kapanan, başkalarına düşmanlık üzerine kendi kimliğini kuran kimlikler ise son tahlilde mutsuz olmaya mecburdur, zulmetmek zorunda kalır. Milliyetçilik böyle bir şeydir. Ve bu açıdan üçüncü bir bahse gelmiş olduk. Kürtlerin suçlandığı bir husus milliyetçiliktir, asabiyetçiliktir. İşte ırkçılık yapıyorsunuz. Hani Kürt olmak veya Kürtlülük kimliğine sahip çıkmak bir tür milliyetçilik olarak sunuluyor. Burada da birkaç husus sorun ortaya çıkıyor. Ben kitapta bunları birkaç yazıda ele alıyorum. Milliyet sahibi olmak, benlik sahibi olmak gibidir, lazımdır. Aidiyet demektir. Yani grup olabilmek için milliyetin olması lazım. Mesela dernek üyeleri arasında milliyet vardır. O derneğe bağlılık bir nevi milliyettir mikro ölçekte. Bunun kötü olduğunu kimse söyleyemez. Fakat o dernek başkalarına düşmanlık üzerine kuruluysa eğer, mesela bir mafya derneği de başkalarını talan ediyorsa, o zaman bu kötü bir şey olur. Aynı şekilde insanda benliğin olması doğal bir şeydir, fıtridir. Hatta insanda benlik olmazsa insan insan olamaz. Ama benlik çok tehlikeli bir şeydir. Benlik her an bencillik yapabilir. Benliğin özelliği şudur. Mesela buradaki, gerçi bu yanlış örnek olur. Mesela kalem etrafından bir şey çekmiyor. Etrafına bir şey pek yaymıyor, öyle diyelim. Ama bir insan terliyor mesela, sıcaklık yayıyor, söz yayıyor. Daha da önemlisi eylem yayıyor. Etrafımızı etkiliyoruz. Radyoaktif bir varlıktır insan. Yani etrafını dönüştüren bir varlıktır. Biz bunu benlik duygusuna borçluyuz. Dini söylemde buna insanın hilafeti denilir. Ene veya benlik duygusu denilir. Niçin bu kötü örnek? Bu kayıt yapıyor. Etrafından bir şeyler topluyor. Ama bu uzantı olduğu için hamaldır bu aslında, kayıt cihazı. Onu, o kaydı aktive eden kişinin uzantısı olarak düşünmemiz lazım. Kaydı yapan kişi, gazeteci arkadaşımız, burada insandır, benlik sahibidir. Eşya kendi başına hareket etmez. Ancak, yani nesneler, ancak bir özne tarafından hareket ettirilirler. Dolayısıyla özne, eylemi gelip nesnenin içinden geçen varlıktır. Karşı karşıya kalınabilir. Hiçbir zaman bir eşyayla karşı karşıya kalmazsınız. O size maruz kalır. Eğer eşyaysa. Mesela su içiyoruz. Bu bahaneyle suyumuzu içelim. Elhamdülillah. Şimdi burada nesne özneye tabi kalıyor. Fakat özne ile öznenin karşılaşması içinde her zaman bir tehlike barındırır. Belirsizlik barındırır. Ucu açıktır. O yüzden hayat denilen macera vardır, tecrübe vardır. Eğer bir insanın içinden o benliği alırsanız nesneye dönüştürürsünüz. Mesela robotlar öyledir. Ama robotun içine hayat girse, iRobot'ta veya başka bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi
belirsizlik ve farklı davranma, duygular vesaire girdiği zaman o zaman insan denilen dehşetli varlık ortaya çıkıyor. Hamal nedir? Kimdir değil. Hamal nedir? Hamal bir insandır fakat bir araca dönüşmüştür, yük taşır. Hamalın başı da bedenidir. Arkadan başıyla da yük taşır hamal mesela. Dikkat ederseniz beden ile baş arasında bir devamlılık vardır neredeyse. Hamalların yük taşıma şeyine baktığınız zaman. Hamallara yol gösterilir. Mesela hamalı tutan kişi ona der ki şu tarafa gideceğiz. O yükü alır ve taşırlar. Hamal bir insan bedenidir fakat insan başına sahip değildir. Yani özel olarak öyledir de kimlik açısından bakıyoruz. Tabi bu bir temsil yani. Bir insanı ne kadar söndürseniz de yine de insandır orada. Ama hamallık fonksiyonu itibariyle baktığımız zaman hamal başı olmayan bir bedendir. Başı olmayan bir beden. Taşır. Beden de biliyorsunuz taşır. Beden neyi taşıyor? Mustafa Kemal'in veciz bir şekilde söylediği üzere neydi? Sağlıklı ne? Sağlam kafa. Ha, sağlam kafa. Eyvallah. Sağlam kafa sağlam bedende bulunur. Sebebi çünkü beden taşıyor onu. Kürtlerin hamallığı bahsine o zaman gelebiliriz. Şimdi Kürtlere yönelik resmi talep, ideolojik miras diyelim. Bunlar değişime tabi, evrilen, sorgulanan şeyler. Fakat hani temel bir soruna işaret babından söylüyorum. Kürtlerden beklenen bir takım ulvi değerlerin hamallığını yapmaktır, taşıyıcılığını yapmaktır. Bu bazen İslam olur, bazen insanlık olur. Bunun olabilmesi için Kürtlerin bensiz olması gerekiyor, yani benliksiz olması gerekiyor. Bencil olma kabiliyeti olmayan bir varlığa dönüşmeleri gerekiyor. Taşıdığı yüke bir yetkisinin olması gerekiyor. Zaten evet, taşıdığı yük ona ait olamaz. Yani hamalın taşıdığı yük ona ait olamaz. Eğer kendi yükü ise zaten hamal diyemeyiz ona. Taşıdığın şeyler çok değerli şeyler bile olsa, eğer hamalsan onlar sana ait olamaz. Bazen sana çok değerli şeyler taşıtırlar. Denir ki bunlar mukaddes emanetlerdir, İslam'ı taşıyorsun, işte peygamberin emanetleri taşıyorsun. Gel gör ki paslı demir taşıyor olabilirsin. Ve çoğu kez yapılan budur. Mesela ulus devletin yükünü taşıyorsun. Türk milletinin işte şaşaa tarih, devlet ihtiyacının işte yükünü taşıyorsun. Ama sana deniyor ki işte İslam kardeşliğini taşıyorsun. İşte ümmet, Çanakkale, sahabeler şehri, peygamberler şehri diye. Dikkat edersiniz Kürt şehirlerinde Kürtlüğe izin yoktur. Yani tam uçakla iniş yapacaksanız orası birden peygamberler şehrine dönüyor. Öteki şehre inerseniz orası da sahabeler şehrine dönüyor. Orada bir hemen İslam halısı serilir ve Kürt ayağı yere değmez. Hayat sıfırdan başlamaz. İnsan varlığının içine fırlatılmıştır bazı filozofların dediği üzere. Bulunduğun şartlar içerisinde özgürleşmeye çalışırsın ve şartların el verdiği ölçüde doğruya doğru ilerlersin. Mesela Kürtlerin çoğu kendilerini diyelim ki Türkçe'ye dayalı bir kültürel ortamda buluyorlar. Dolayısıyla Türkçenin varlığının böyle tamamen kategorik olarak reddi doğru bir şey değildir. Çünkü Kürtlerin hukukunu ihlaldir. Kürtçe niçin değerlidir? Kürtlerin dili olduğu için. Kürtler mi önemlidir? O da değil. İnsan olarak Kürtlerin temel hakkı, insaniyeti, kendi olma kabiliyetleri, istedikleri ve onlara ait olan dili konuşmalarına bağlıdır. O dilin engellenmesi zulümdür. Yoksa Kürtçe çok değerli bir, zengin bir dil olduğu için değil. Zaten dillerin hepsi birbirine eşittir. Sadece gelişme imkanı bulmuş olan vardır, kullanılan vardır. Hakim veya mahkum olan dil vardır. Sizin sorunuza yani dolayısıyla cevap verecek olursam şunu diyebilirim. Yani Kürtlerin Türkçe konuşuyor olması veya Kürtçenin güçlü bir şekilde varlığını hissettirmiyor olması, Kürtlerin hukuklarını, haklarını takip elde etme süreçlerinde olumsuz bir rol oynuyor derseniz ona katılırım. Fakat motivasyon her zaman bence şu olmalıdır. Kişinin hürriyetini temin etmek, önünü açmak ama ister Türkçe konuşur, ister Kürtçe konuşur, ister melezleşir bu diller. Böyle bir şey de mümkün. Ben şimdi Kürtlerin sorunu nedir konusunda da iki şey söyleyeyim ve soru cevaba geçeriz. Kürtlerin en büyük meselesi kendi olabilme meselesidir. Başkasına sahip çıkma, yardım etme, evrensel olma konusunda Kürtlerin sorunu yok, eksiği yok, fazlası var. Fakat kendi olma, kendine olma konusunda sorunları var. Ben bunu kendilik ve kendinelik diye iki
kavram altında konuşabileceğimizi düşünüyorum. Kendilik nedir? Yani bir benliğe sahip olmak halidir kendilik. Ve insan olmak için bir kendinin olması lazım. Dediğim gibi eşyaların, robotların, meleklerin, hayvanların bir kendisi yoktur. Yani evet, insanı ayrı kılan özelliklerden bahsediyoruz. Bu kendi insana mıknatıslık özelliği katar, eşyayı ona doğru çeker. Mesela kendisi olduğu için insanın üzerinde elbise vardır. Kendisi olduğu için insan üzerinde dil vardır. Logos kabiliyeti. Kendi olduğu için mülkiyet vardır mesela. Mülklenme insana özgü bir şeydir. Tabii tehlikeli bir şeydir, değil mi? Dil de öyledir. İncitebilir, kırabilir. Fakat onunla da insan çok genişliyor, çok özel bir konum kazanıyor. Şimdi bu kendilik her insanda olması gereken, eğer insan ise, bir özelliktir. Kendinelik nedir peki? Kendinelik ise bencilliğin kötü olmayan formudur. Mesela Allah muhafaza bir kötü durum olsa herkes canını kurtarmaya çalışmalı, değil mi? Çalışır da. Düşünün ki bir insan var, kendini kurtarmaya çalışmıyor. Demez misiniz? Sen niye şey yapmıyorsun? İnsan insana yük olmayacak şekilde yaratılmıştır. Çünkü sorumluluğu onun üzerindedir. Şöyle ilginç bir olay oluyor. Mesela mafya filmlerinde filan her şey çok güzel. Sonra adamı öldürdün, birden ceset diye bir sorun ortaya çıkıyor. Hani bir ağırlık ortaya çıkıyor. Halbuki o ağırlık yok idi. Mesela insan kendisi, kendi vücudu hayattayken yok gibidir, değil mi? Yani kilo alınca biraz sıkıntı çekiyoruz ama sanki ortalıkta öyle bir şey yokmuş gibi hissediyoruz yani. Fakat öldüğün zaman bir fazlalık ortaya çıkıyor, beden çıkıyor. Çünkü o beden aslında sahiplenilen bir şeydir benlik tarafından. Kendinelik insanın kendini koruması, kendini muhafaza etmesi ve başkalarıyla eklemlenmesi için gerekli olan bir şeydir. Yani herkes evin önünü süpürsün, işte sokaklar temiz olsun vesaire gibi şeylerin hepsinin arkasında bu düşünce vardır. Kendinelik olmak zorundadır. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Şuna bağlayacağım. Kendilik öz demektir, benlik, self ya da selfhood. Kendinelik ise, yani kendilik bun diyelim, kendinelik ise juhura bun. Kürtçe yani juhura diye bir ifade var malum. Şimdi Kürtlere bir kendilik izni verilmediği için Kürtler kendilerine olamıyorlar. Hep evrensel iyinin peşinde koşuyorlar. Mesela kendi canını kurtaracağına çok daha asil bir şey yapıyor Kürt. Herkesin canını kurtarıyor. Hammalı gördünüz mü orada? Herkesin canını kurtarıyor. Desene ki sen kimsin ki? Yani elinde bir şey de yok. Herkesin canını kurtarmaya çalışan kahraman oluyor. Veya mesela kendi canını kurtaramıyor, bütün ümmetin canını kurtarmaya çalışıyor. Hani başka bir kanaldan söylersek. Burada şöyle bir sorun var. Aslında hani dini açıdan da, insani açıdan da artık hangi perspektiften bakarsak bakalım. İnsanın önce kendi kendine sahip çıkması lazım. Yani kendini düzeltemeyen, kendini kurtaramayan başkasını da kurtaramaz. Uçaklarda dikkat ederseniz, artık Türkiye'de herkes uçuyor. Elhamdülillah. AK Parti'ye helal olsun. Şimdi ne diyorlar? İlk önce oksijen şeyini kendine alacaksın. Olur mu, benim bebeğim var, çocuğum var? Olmaz diyorlar. Niye? Çünkü sen kendini kurtarmazsan ona yardımcı olamaz. Senin varlıktaki yerinin temeli, beyzi, aslı, zemini senin benliğindir. Eğer sen onu kaygan bırakmışsan, eğer onu kurmamışsan, sen böyle uçar bir şekilde gidip başkasını sabitleyemezsin zaten. Şimdi Kürtler serseri olmuştur. Yani başkalarının sokaklarında, evrensellik dili ve ideolojileri içerisinde. Bu ister dini olsun, ister seküler olsun. Kürtlerin kendi olması bir mahcupiyet, bir ayıp olarak kurgulanmıştır. Onun için Kürt mesela gündi olmaktan korkar. Kendi olmak. Eskiden biliyorsunuz Türkler lahmacundan kaçar, beyaz Türkler. Şimdi hayal etmesi bile zor ama ben yaşadım o günleri. Yani beyaz Türkler asla lahmacun. Ya Rabbi. Şimdi Müslüm Gürses bile normalleşmiş, tamam mı? Eskiden Müslüm Gürsesler falan, yani
Allah muhafaza. Şimdi bu insanların dünyada hiçbir ağırlığı yoktu. Beyaz Türklerin, mesela Avrupa'ya gidin, Amerika'ya gidin, hiçbir hükmü yok. Dünyaya hiçbir katkısı yok. Çünkü başkası olmaya çalışıyor. Başkası olmaya çalışan bir şey, yani bir şeyin fotokopisiyle aslını yan yana koyduğunuz zaman hangisi değerlidir? Aslını alırsınız, fotokopisini hatta çöpe atarsınız çünkü lüzumsuz yer kaplıyor. Ne zaman ki kendin olursun, o zaman dünyaya da bir katkın olur. Lüzumlu hale gelirsin. Bu Kürtler için de geçerlidir. Yani Kürtler başkası olmaya çalışmaktan çıkmalıdır. Bu şimdi milliyetçiliğin çağrısıyla çok benzer bir çağrı, bir ses gibi görünebilir. Benim yaklaşımım, ben akperestlik olarak tanımlıyorum. Tabii çok böyle hani kendini öven bir ifade gibi görünüyor ama şu anlamda söylüyorum. Yani kendi hakkını temin edeceksin, başkasına düşmanlık yapmayacaksın. Buna milliyetlilik diyebiliriz, benliklilik diyebiliriz. Ama bencillik değil, milliyetçilik değil. Milliyetçinin iyi tarafı şudur, sana benliği kazandırır, kendini korur ve seversin, fakat başkalarından nefret edersin. Dersiniz ki çok iyiydi, çok demokrattı vesaire ama bütün iktidar ona verirseniz neye dönüşür söylemeyelim şimdi. Aynı şey milliyetçilik ideolojisinde de böyledir. Çünkü insandaki o benlik duygusu çok tehlikeli bir şeydir. Onun için melekler dehşete düşüyorlar. İnsan diye bir varlık yaratılınca melekler diyorlar ki ya biz ne güzel ibadet yapıyorduk. Yani 24/7 24 saat 7 gün yani ne gerek vardı bu teröristi yarattın diye. Çünkü insan terör hani kan yerde kan dökecek olan varlıktır. Ne yapacağı belli olmayan varlıktır. İşte insanın insaniyeti için bu gereklidir ve eğer Kürtler insan ise onlardaki bu şiddet potansiyeli, yanlış yapma kabiliyeti, ayrılma imkanı mevcut olmak zorundadır. Ve Türkler, Kürtlerden korkmadıkça onlara saygı göstermeyecektir. Kürtler eşit olamayacaktır. Bunu söylerken şiddete karşı olan biri olarak söylüyorum. Sivil karşılaşmada bile, sivil nedir biliyor musunuz? Sivil insan silahlı olabilecekken olmayan insandır. Mesela hayvanlar sivil olamaz. Çünkü silahlı olamazlar. Doğal olarak vahşidirler ama silahlı değildirler. Sivil iki insan karşılaşınca bile korkmalı mı? Oraya evet, sivil insanlar karşılaştıklarında şu gerçekleşir. Muhatabı ne yapacağını tam olarak bilemez. Bilmemen hayatın güzelliğidir zaten, lazımıdır. Dolayısıyla o karşılaşmada iki öznenin karşılaşması olduğu için önceden tanımlanmış, kapatılmış, bitmiş bir şey değildir. Bir insanın buzdolabına yaklaşırken ne olacağını bilmesi dolayısıyla nedir? Bir insanın nesneye yaklaşmasıdır. Bazen buzdolabını açarsın bir şeyler düşerse o hani sürprizler olabilir. Ama insanda, insanı açtın neler nelerle karşılaşabiliyorsun. İnsan odur ki ne olduğu tanımlanmamış olandır ve Allah insanı bu şekilde yaratmıştır. Dolayısıyla insan bu özelliğini söndüren, insanı sabitleyen bir işte hizmete, göreve, bir taşıyıcılığa, bir fonksiyona sabitleyip çivileyen yaklaşımlar insanı esir alan, söndüren yaklaşımlardır. Kürtler bedevilikten medeniyete geçerken, yani işte köylülükten şehirliliğe, geçmişten bugüne geçerken bir iktidar şemsiyesinin altında işte Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti vesaire kendilerini buluyorlar. Bir uyandın, senin komşu senin üstüne kat çekmiş veya işte senin kolunu bağlamış bir yerlere filan. Ne yapacaksın? Hürriyetini sağlamaya çalışacaksın. Bunu yapmak için eğer iyi bir insan isen diyeceksin ki ya ben bu doğru bir şey değil, bunu çöz. Sen beni şöyle bir örnek veriyorum ben. Adamın biri bir gün bir evcil hayvan alıyor evinde. Bakıyor. Sonra bir gün dehşetle fark ediyor ki insanmış o evcil hayvan. Ne kadar garip bir durum olur aslında, değil mi? Yani hayvan diyebildiğim şeyin bir anda insan olduğunu düşündüğün an onu nasıl muamele edeceğin birden büyük bir soru olarak belirir. Kürtlerin uyanma ve özgürleşme anı bu şekilde bir dehşete yol açıyor ve açmalıdır. Ve o zaman diyorsun ki bu elindeki şeyi, kelepçeyi çöz. Çünkü ben insanım, buna hakkın yok. Belki ben uyuyordum, hastaydım diye tedavi için bu şeyi taktın bana. Hani hastane şeyinde veya benim ölü olduğumu sandın vesaire, bitkisel hayatta olduğumu düşündün. Medeni olarak çözerse ne ala. Eğer çözmüyorsa o zaman bu bir nevi
zulümdür ve eğer sivil demokratik mücadele olmayınca o zaman diyelim ki şiddetin anlamı olabilir öyle bir durumda. Yani işte nefsi müdafaa diye hukuklarda vardır, şeriatta da vardır. Mesela biri, mesela adam öldürmek suçtur. Fakat biri evinize girdi, tam sizi öldürecek. Kendinizi korumak için eğer karşı tarafı öldürmek zorunda kalırsanız bu suç değil. Hatta ödev sayılıyor. Bakın ödev sayılıyor. Çünkü sizin kendi nefsinizi korumanız sizin ödevinizdir insan olarak. Kürtlerin önünde özgürleşme sınavı var. Bu bir süreç ve değişik cephelerden Kürtler bunu nasıl yapabiliriz diye düşünüyor. Değişik akımlar, ideolojiler uçuşuyor. Ben kendimce hani bu konuda bir takım tahliller yaptım. Bazılarını belki yazı formunda daha evvel gördünüz. Bu kitapta bunları toparladım biraz. Ve Kürtlerin insaniyete girişi ve özgürleşmesi, bir ölçüde milliyet fikrine sahip olmaları benliklenmelerine bağlıdır. Ve hem kendilik hem de kendinelik sahibi olmaları gerekir. Bu kitapta yeni olan bazı yazılar Said Nursi ile ilgilidir. Hani o konuya ilgi duyanlar olabilir. Mesela şöyle bir yazıda şey diyorum. Kürtlere fikri milliyet, Türklere itaat-ı İslam'ı tavsiye etmiştir Said Nursi. Çünkü Türkler zaten milliyetçileşmişlerdi ve bencilleşmişlerdi. Onları daha kapsayıcı ve birlikte hareket edici bir çizgiye çekmek istiyordu. Fakat Kürtler daha uyanmamışlardı. Kürtlerin benliklenmesi için onlarda milliyet fikrini ekmeye çalıştı, teşvik etti Said Nursi. Tabii resmi Nurcu tarih yazımı Said Nursi'yi büyük ölçüde çarpıtmıştır. Filtreden geçirmiştir. O konuda Kürt akademiyasının, entelektüel sınıfının gerekli çalışmayı yapıp gerçekleri açığa çıkarması lazım. Dünyada gerçek diye bildiğimiz şeyler hep birilerinin, mevcut olanların ve uyanık olan insanların beklentileriyle şekillenmiştir. Mesela tabelalardaki dil nasıl değişiyor? Sokaklarda yürüyen insanların beklentisi ve diliyle şekilleniyor. Öyle değil mi? Mesela Arapça ibarelerin belirmesi kendiliğinden mi oluyor? İşte onun gibi gerçek diye bildiğimiz sabit şeyler hep muhatapların, onu üretenlerin ve tüketenlerin farkındalık ve duyarlılık ve talepleriyle şekilleniyor. Kürtler eğer kendi hürriyetlerini istemezlerse, uyanmazlarsa Türkler hiçbir zaman bunu veremez. Burada bir film gibi bir şey anlatıyorum kitapta. Yazının başlığı Kürtlerin hastalığını teşhise dair bir film. Ben sadece başını söyleyeceğim, böylece size kitap satacağız inşallah. Şimdi bir gün bir odaya dalıyorlar, hastaya bakacaklar. Bakıyorlar hasta yok. Bütün tıp bilgileri var. Cihazlar var, değil mi? Doktor var. Fakat hasta olmadığı için tedavi gerçekleşmiyor arkadaşlar. Filmimizi burada bitirip eve gidebilirdik ama filmin 2-3 katı var. Aslında ilk kez senaryo yazdım herhalde bu yazıda. Ortaya çıkıyor ki meğerse hasta başka odaya gitmiş, konmuş. Fakat hasta da çok efendi, mümin, mütevekkil bir insan. Diyor ki doktorlar bilir, ben bileceğim. Ağlamıyor, bağırmıyor, inlemiyor. Orada bekliyor. Dikkat ederseniz tedavi gerçekleşmiyor. Çünkü hastayla doktor karşılaşması gerçekleşmiyor. Hastanın bağırıp çağırması, şikayet etmesi tedavi sürecinin bir parçasıdır. Bilmem anlatabildim. Hani Kürtler ne şikayet ediyorsunuz, her şey güzel falan deniyor. Kürtlerin ağlayıp bağırıp şey yapması gerekir arkadaşlar. Filmin devamı daha da ilginçtir aslında. O içeri girdiklerinde buldukları hasta, doktor. Hasta odur ama kafası çalışmadığı için o da kendine doktor olarak bakıyor. Hamal Kürt. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim, biz teşekkür ederiz. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz ama Yüret Hoca biraz dinlensin diye ben bir iki not tekrar belki özetme ayetini sizinle paylaşmak istiyorum. Başta Mücahit Hoca Kürt sorununda İslam'ın araçsallaşmasından bahsetti. Yani İslam'ın bazı kutsal isimler altında paketlenip hamal gibi görülen Kürt'ün sırtına konulması şeklinde özetleyebilirim ben. Ayrım yapan kardeşler esprisiyle de bence çok güzel bir şey söyledi. Bu aslında insanın yaratılışındaki hakikate de belki bir nebze atıfta bulunuyor.
Çünkü şeyde Kur'an'da ayette ben sizi hani kabileler şeklinde yarattım demiyor. Sizi kabilelere ayırdım diyor. Demek ki aslında ilk başlarda herkes tek kabileymiş. Aa, çok güzel. Sonra hikmet olarak da diyor litarefu diyor. Yani ta ki tanışasınız. Birbirinizle kendinizi mukayese edesiniz. O yüzden ayrım yapmazsanız eğer kardeşsiniz. Çünkü siz bir sürü rengi tek renge indirgersiniz. Şimdi mesela bu fizikte de 7 renk var. Siz çok hızlı çevirirseniz sadece beyaz görünür. O yüzden siz de bu hani bu anlamda siz çok hızlı bir atmosferle bir sürü farklı rengi, dili ve etnisiteyi tek bir şey şeklinde gösterebilirsiniz. Bir de benlik olması için milliyet olmalıdır. Benim bir de bu benim dikkatimi çekti. Yani millet olmakla ben olmak arasında nasıl bir fark vardı ya da millet olmak aslında ben olmalıyım belki ya da ikinci katım. Daha çok şeyde şimdi bu Nursi'nin de ifadelerine değindim Cüneyt Hocam. Şimdi o da Kürtlere şöyle bir nasihatte bulunuyor. Yani Kürtlerin bir millet olmadığını söyleyip boyunuz uzamaz. Siz boyunuz uzamadığı zaman da kendi ölçülerinizle dünyayı ölçemiyorsunuz. Yani nerede olduğunuzu, nerede olmanız gerektiğinizi. Bu yüzden sizin bireyden ziyade bir millet olarak hani bir 2-3 kat daha atıp dünyayı kendi ölçülerinizle ölçmeniz. Dünyadaki değişimi, milletlerin birbirine olan mesafesini noktasında bunu kendi araçlarınızla ölçüp konumunuzu tam belirlemeniz ya da nerede olmanız gerektiği noktasında somut bir sonuca ulaşmanız için millet olmak, birey olmak arasında böyle zaruri benim kanaatime göre bir ilişki vardır. Türkler başkası olmaktan kurtulmalıdır diye bir not almışım. Evet, başkası olmaktan. İyi slogan atmışım orada. Ha. Evet. Ama slogan aslındayız ya, iyi gidiyor. Kürtler başkası, ben espri yapıyorum, gerçekten espri yapıyorum. Yani zahiren slogan gibi görünebilir ama kitabı okuduğunuzda yani slogan olmaktan çıkarıyor Mücahit Hoca. Ama ilgisini çekmek için böyle, yani siz bir çocuğa da ihtiyacı olan ilacı vermek için onu şekerle kandırırsınız. Yani şeker olduğunu söylersiniz, sonra ağzını açar. İlacı verirsiniz. Belki bu mahiyette slogan değil. benim notlarım bu kadardı. Soru sanırım soru faslı olacak ki olmalı. Tabii soru cevap evet. Olmalı yani. Ama yani sizi çok üzmeden, terletmeden. Evet. Evet. Ekrem yönetiyor. Şükür abi ilk önce Ekrem abi kaldı. Adaşım olduğu için bir de oradan. Buyurun. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sahip Nursi'den bahsettiniz. Ben de onunla ilgili bir soru soracaktım zaten. Üstadım Van'da kurmayı planladığı o dönemde ve üç dilli bir eğitim modeli var. Arapça, Türkçe ve Kürtçe üç dilli bir eğitim modeli. Şimdi tabii yerli milli koalisyondan falan dolayı biraz iyice ütopik görünüyor ama Üstad Hazretleri bunu çok 100 yıl öncesinden söylemiş. O kurulabilseydi, tabii onu kader cihetinde öyle olsaydı böyle olmaz falan anlamında söylemiyorum ama kurulabilseydi bugün yaşadığımız birçok sorun yaşanmayabilir miydi? Bir de çok geç kalınmış mıdır? Kürt ve Türk milleti ortaklaşa bu Medresetü Zehra projesini hayata geçirmek için ne gibi çalışmalar yapmalı gibi bir soru. Evet. Şöyle söyleyeyim Ekrem, yani Bediüzzaman Medresetü Zehra projesi ilk başta aslında Kürt eğitim sistemi reformasyonu için olan bir şeydir. Eğitimle ilgili bir projedir. Said Nursi'nin Türkler ve Kürtlerin bir arada yaşaması için yani geliştirdiği ana yani söylem daha ziyade meşrutiyettir. Bu biraz altyapı şeyidir. Yani insanların yetişmesi çünkü eğitimli olmayan insanlar kendi kendilerini yönetemezler. Yani yabani yaşayabilirsiniz. Mesela dağ başındaki insan vahşi bir hürriyete, mutlak hürriyete sahip olabilirsiniz. Medeni hürriyet, kentte, şehirde yaşanan özgürlük, başkasının varlığının hesaba katıldığı bir özgürlüktür. Çok daha karmaşık bir özgürlüktür. Medeniyet gerektir, başkasını anlamayı gerektir. Onun için dil gerektir. Mesela şöyle söyleyeyim. Hani köyden bir dede, amca getirirseniz hani otobüs numaralarını eğer okuma yazma bilmiyorsa seyahat edemez yani hani hangi otobüse bineceğini bilemez. Halbuki şehirdeki her insan için çocuk büyük hani veri saydığımız kesin saydığımız bir bilgi biçimidir. Demek ki şehirde hayat için asgari bir şey gerekir. Yani okur yazarlık diyelim. Sembolik kabiliyet gerekir. Bu açıdan ben Medresetü Zehra projesini Said Nursi'nin şöyle anlıyorum. Yani Kürtlerin bu
kabiliyeti edinmelerinin bir aracı olarak düşünmüştür. Ve ikinci bir boyut da İslam dünyasında düşünce çürümüştür. Yani medrese sistemi bir tekrar, işte Arapçan grameriyle meşgul oluyorlar ömür boyu. Bunları hep düzeltmek istiyor ve o anlamda da bir reform düşüncesidir. Yani belki Nurcular hani bunu çok önemli bir şey olarak düşünüyorlar. Hani toplamda baktığımız zaman yani biraz onun ilerisinde bir noktadayız artık. Yani Kürtleri bütün hepsini geçirip işte modern medrese sisteminden geçirecek halimiz yok. Böyle bir hakkımız da yok. O zaman ne yapacağız? Mesele şudur. İster dindar olsun olmasın bütün Kürtler ve bütün Türkler. Eşitlik, özgürlük noktasında adil bir sistem nasıl olabilir diye ortak düşünmeliler. Dindarı, laiki fark etmez. Bu şekilde yani çözümün bu olduğunu düşünüyorum ben. Yani Said Nursi'nin özgürlükçü fikirlerini daha genel çerçevede şey yapmak lazım. Medrese üzerine çünkü çok spesifik bir husus yani. Evet. Teşekkürler. Şükür hocam. Hocam hani malum hangi İslam mesela? Benim de o konuda bir yazım var. Hangi İslam? Yani bugün işte Boko Haram'ın İslam'ı mı? İşte Türkiye hükümetinin İslam'ı mı? Adnan Oktar'ın İslam'ı mı? Kimin İslam'ı? IŞİD'in İslam'ı mı? Yani bizimkilerin daha aş yaptılar. Daha aşın kimin İslam'ı? Suudi Arabistan'ın İslam'ı mı? Suriye'nin İslam'ı mı? Libya'nın İslam'ı mı? Hangi İslam dediğimiz güzel gibi. Kürtler için de hangi Kürt veya Kürt milliyetçiliği ve güzel. Yani bu Kürtleri nasıl bir yere getirelim ki? Şu anda 50 çeşit Kürt var ve bu Kürt her bir oğlu kendisini haklı zannediyor. Evet. Yani biz bunları nasıl belli bir seviyeye getirebiliriz ki? Vallahi bütün Kürt yani şeyle evet özetleyebilirim. Yani dinsiz Kürt herkesi illa dinsiz yapmak mecburiyetinde değil. Dindar Kürt de her Kürt'ü illa şeriatçı yapmak mecburiyetinde değil. Dolayısıyla ne yapmalıyız? Evet. Şimdi hangi İslam sorusunu daha önce söylediklerime bağlarsak şöyle bir şey çıkıyor. Mesela Kürtlerin İslam'ı diye bir şey akla gelmiyor pek. Dikkat ederseniz. Çünkü İslam başkalarına ait. Onunla Kürtler hep hani terbiye ediliyor. İşte Kürtlerin benliği olmadığı zaman kendinelik, juhurarlık olmayınca Kürtler de kendi İslamlarını nasıl ki bir şey yeşertirsiniz, geliştirirsiniz, onun gibi geliştirmeleri lazım. Çünkü bu farklı farklı gördüğümüz işte IŞİD mi, Adnan Hoca mı, hepsi bir ihtiyaca cevap veriyor. Adnan'ınki neye cevap veriyor bilmiyorum ama hepsi bir bağlamdan, bir ortamdan neşet etmiştir yani. Şimdi o zaman şunu anlıyoruz. İslam tarihine baktığımızda da öyledir. Yani Emevisine bakın, Abbasisine bakın, Osmanlısına bakın. Din hiçbir zaman böyle soyut bir şekilde var olmaz yani. İşte toplumsal koşullar denebilir, işte doğal şartlar denebilir, işte kentlilik, köylülük gibi bütün faktörler, bağlam o dinin şekillenmesinde bir hisse sahibidir, rol sahibidir. Şimdi eğer siz kendi şartlarınızı okumuyorsanız, kendiniz değilseniz, yani bir yere ait değilseniz, kendi aklınız üzerinde durmuyorsanız, sizin etrafınızda din de şekillenmez. Yani o mıknatıslık özelliğin yoksa senin dinin de olmaz. Dolayısıyla Kürtlerin muhatap olduğu din hep Türklerin dini. Bir uyumsuzluk var, uymuyor bize. Şikayet ediyorsun. Çünkü sen kendin olamamışsın. Kendin olsan sana ait o özgüvenle diyeceksin benim anladığım budur. Ha seni de anladığım bu. Bu ile biri doğru, diğeri yanlış değil. Hepsi doğru aslında. Mesela bazıları diyor ki IŞİD İslam değil, yalan. Bal gibi de o da İslam. Ama barbar Müslümanların İslam'ı. Yani muhtemelen cehenneme gidecekler ama yani onlar da doğru bir şey yaptıklarını düşünüyorlar. Şimdi biz İbn-i Teymiye'nin yani için hani o itikadi olarak bize o çıkış veriyor aslında. Yani onunla da ilgili değil. Hani daha politik şartlar, ekonomik şartlar bu tür şeyleri mümkün kılıyor. Fakat insan hep buna bir itikadi açıklama bulmak istiyor. Hani doğru veya yanlış, işte bunlar filan kesi takip ettikleri için böyledir. Ama yani hakikati halde zararsız gibi olan, iyi olan, güzel olan İslamlar da yine bulundukları şartların ürünüdür. Buradan şunu anlıyoruz. Yani böyle her yerde aynı olan bir İslam yoktur, hiçbir zaman olmamıştır ve olmayacaktır. İslam bir takım prensiplerdir ama İslam insana vardığı zaman insandaki çeşitlilikten dolayı İslam çeşitlenmek zorundadır. Kürtlerde çeşitlenmiyorsa, yeşermiyorsa demek ki Kürt bir kulak olarak yoktur. Onu söyleyeyim yani. Diğerlerinden şikayet ediyoruz çünkü Türk'ün kulağına gelen İslam'ı duyuyor Kürt ve bakıyor ki onun şeyine uymuyor.
çok berbat, tehlikeli bir şey söyleyeceğim ama gazeteci bu kısmı kaydetmeyin. Türklerin dini devlettir. Yani Türkler devlete tapar yani. Ha, dinlerini devletten bilirler. Kimseye söyleme arkadaşlar. Başka bir şey açılmaz. Şimdi ama herkesin bildiğini. Yok gerçek. Herkesin bildiğini zaten söyleyince başına iş açılır. Ay, dolayısıyla mesela Kürtler bunu hissediyor. Türklerin de samimileri dini bilgilerini Kürt ulemasından alıyorlar. Bakın ben milliyetçiliğe zerre kadar tenezzül etmem. Yani Allah'a şükür ihtiyaç da duymam ama bu böyle. Mesela Said Nursi Türkiye'de dini kültürün şekillenmesi çok önemli rol oynamıştır. Kürt alimlerindendir ve devletten özerk durmuştur büyük ölçüde. Devletten uzak duran insanlardaki din anlayışı daha samimidir. Ama iktidara bulaşmış, iktidara memur olmuş adam dün der ki işte hani çeşitlilik, işte hoşgörü bilmem anlayış vesaire, bugün der ki size de yaşama imkanı tanıyacağız, yani öldürmeyeceğiz sizi diyebilir mesela memur. Evet. Dolayısıyla şunu getiriyoruz. İnsanoğlu kırılgan bir varlıktır, yanlış yapabilir. İnsanın anladığı her şey yanılabilir. Dolayısıyla mutlak olan bir İslam yoktur dünya hayatında. Mutlak olan Allah'ın indindeki dindir. Fakat insanlar download edince kendi dünyalarına tarihselleşiyor din. Ve aldığınız zaman o din sizin kalıbınızın şeklini de aldığı için mütevazi olmalıdır insan. Her kim diyorsa ki işte İslamiyet budur, ben de bunun adına her türlü despotluğu yaparım diyorsa o çok kötü. Bu seküler ideolojiler için de böyledir. Adam özgürlükçü bir ideoloji geliştirmiş, garip bir iki kitap karıştırmış, kendini dünyanın şeyi sanıyor. Gidip ondan sonra bunu silah zoruyla herkese dayatıyorsan bu da ilkelliktir. IŞİD'den farkın kalmaz yani. Dolayısıyla hakiki iyi bir dindarlık, iyi bir insaniyet mütevazi olmayı gerektirir. Teşekkür ederim. Hocam, esas soruma gelmediniz. Kürtlerin çaresi yani Ahmet-i Hani'de herkes bunu şey yapmış. Kürtler çok kure oldukları için bir türlü birbirleriyle şey yapamıyor. Çünkü dediğim gibi ulus olmak için, toplum olmak için bireylerin birbirlerine taviz vermesi gerekiyor. Yani taviz vermek. Mesela ben sana yol veririm, sen bana yol verirsin. Değil mi? Ben seni incitmiyorum. Karşılığında sen de beni incitmiyorsun. Bu alışverişin, buna toplumsal sözleşme denilir. Buna girmezsen adam olamazsın medeniyette, şehirde. Kürtler dağda, onun için özgür yaşarlar. Dağlar bizimdir diye dolayı. Ama hayvansın orada, çünkü hayvanlar da özgürce uçuşuyorlar orada. Önemli olan, hakiki olan, lazım olan özgürlük, toplumsal sözleşme içerisinde kentte yaşanan özgürlüktür. Kürtler bunu yaşayacak yani inşallah. Kolay değil, onun sıkıntısını yaşıyorlar. Ha, ben arada böyle Kürtlere hayvan dediğimde kızanlar oluyor. Vay, haddini felsefi anlamda kullanıyorum yani onun için. Mazur görün. Evet, tekrar. Abi, sorularını cevabını çok uzun tutarsanız. Tamam, kısa tutacağız artık. Sizden önce bir şey yapmıştınız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam yıllarca Türk İslam aklı Kürt meselesini ilmihal bilgisiyle anlamaya ve anlatmaya çalıştı. Bugün onlar bunu negatif anlamda yaptı, sayılı mesleği dair kullanarak. Bugün Kürt aklı, ben ilmihal bir siyaset bilimi öğrencisi olarak soruyorum. Seküler olmamakla birlikte Kürt meselesini ilmihal bilgisiyle anlamalı mıyız? Ya da bu ayrım, bu çok ince bir ayrım, bu ayrımı ne boyutlarda yapmalıyız? Kitabınızı okumadan söylemek yersiz ama... Ben bile okumadım, daha yeni gördüm. Hocam, üstadın malum Ermeniler ve Kürt hamallar için cizeleri var. Orada değindiniz mi üstadın o Ermeniler? Kasten değinmedim. Yani alt yazıda o var. Evet. Çünkü insanlar şeyi bekliyor. Orada hamallara itaat edin diyor. Çünkü onlar... Onları Abdülhamit taraftarlar meşrutiyete karşı kışkırtıyorlar. Ve... Evet. Uzun bir konu, girmek istemem ama evet. Şuradan bir talep vardı. Hocam, ben yani makalelerin belki birkaçını önceden bakmışım da yani soruyu şöyle, yani sunumu da yaparken işte Türk İslamı ve Kürt sorunu derken işte Kürt'ten içinde bütün problemi konuştuk ama burada asıl mesele de hani belki o egemen üzerinden hani Türkler ve İslam alanı. Evet. Yani burada mesele genel anlamda mesele şu anki iktidar olsun veya bundan önceki işte İslamcı hareketler olsun da Kürdistan'daki İslami alanlar olsun. Tüm bunlara baktığımız zaman yani dindar Müslümanlar ya da entelektüel Müslümanların burayla cepheden kavga edememesinin sebebi nedir?
Türk yani İslamıyla işte, mı? Ya Türk İslamıyla cepheden değil, işte hep kaçak dövüş yapmaların sebebi. Mesela şunu direkt hiç kimse söyleyemiyor. Mesela bir tane Türk Müslüman kalkıp işte çok bir söz söylediği zaman işte Kürtlerin böyle bir hoşuna gidiyor. Ama mesela cepheden kavga dediğim şu mesele, işte Ekrem bir ayet okudu. İşte Kürtler Allah'ın ayetidir. Bunu söylemek, evet 70'lerde belki bambaşka bir şeydi. Kürt yok diyordular. Ama bugün Kürtlüğün varlığını kimse tartışmıyor. Bugün bu ayeti söylemenin de belki bir anlamı çok, yok. Çok evet, gittikçe. Kürt, Kürt yok demiyor. Ama Kürt'ün işte o kamusal alana girmesi, var olması alanında neden burada Müslüman entelektüeller ve işte Türk ve Kürt burayla cepheden mi kalkıyor? İşte yani Müslüman entelektüel algılaması Türklüğün içinde bize miras kalan bir algılamadır ve Kürtler açısından yanlıştır. O beklenti yanlış yani. Çünkü Müslüman entelektüel diye bildiği insanlar Türk İslamı'nın devletçiliğinin sınırları içinde hareket ettikleri için bir şey diyemiyorlar. Yani o en kahraman kesilen adamlar hepsi yalaka oldular bugün. Ve yani şu anda İslamcılık bile dövülüp tasfiye ediliyor. Milliyetçilik kurumsallaşıyor. Çünkü devletin nihai şeyi odur. Devletler öyle dine filan inanmaz arkadaşlar. Yani dini kullanırlar toplumsal düzen idare için. Yani sadece samimi olarak inanan insanlar dine inanıyor. Devletler asla hiçbir dine inanmaz. Kendi bekaları esastır. Onun için İslamcı da kesilir. Din düşmanı da kesilir. Her şeyi yapar devletler. Eğer siz dine inanıyorsanız asla dininizi devlete kaptırmayacaksınız. Yani din anlayışınızı devletten almayacaksınız. Eğer devletten alıyorsanız onun peşinden şey gibi dolaştır. Kamusal alanda din dışı bir çözüm mü bulmalıyız yani? Yani Kürtlerin din içinden de din dışından da mücadele vermesi gerekir. Gerektiğini düşünüyorum. Benim kişisel katkım mesela dinin içinden Kürtlerin hukukunu ve özgürlüğünü ne katkı sağlayacak bir söz söyleyebiliyorsa. Ama başka Kürt başka bir kanaldan bunu yapıyorsa ne güzel. Ama Kürtlerin toplamda mesele temelli bir araya gelebilmesi lazım. Mesela Kürtlerin işte ana dil hakkı konusunda, Kürtçe konusunda, bütün Kürtlerin işte partidir, ideolojidir vesaireyi aşıp ya bu temel insani bir hak, bütün vicdanlı olan, aklı olan Türklerin de sahip çıkacağı bir meseledir. Mesela bu tür meseleler üzerinde olmalı. Yoksa bütün dünyayı kurtaracak, her şeyi kapatacak çok toptancı bir şey yaptığınız zaman ya yapabileceksiniz ki yapamıyorsunuz, o zaman hiçbir şey yapamaz hale gelir. Kürtleri kilitleyen mesele budur. Yoksa Kürt siyaseti mesela çok daha mütevazi hedefler koysa, Kürt sivil toplumu, inanın yani Kürtçenin mesela resmileşmesi veya ana dilde eğitim çok rahat kazanılabilecek bir şey. İnanın bir sürü Türk, akperest Türkler de sahip çıkacaktır yani. Çünkü doğal bir şey, hakiki bir şey. Hakkı yapmak için bir şey söylemek istiyorum. Yani seneler evvel ben Amerika'ya ilk gittiğimde böyle bir formlar veriyorlar. İşte öğrenciliğe başvuruyorsun, işe başvuruyorsun. O formu dolduruyorsunuz. En sonunda gelir bir kısım doldurursunuz. Siz aşağıda saydıklarımızdan hangisine kendinizi sokuyorsunuz? Yani Afrikalı, Afrikan, Amerikalı. Şimdi ben buradan yıllarca ayrımcılık gibi şartlanmayla gitmişiz. Ulan yani bunlar resmen ayrımcılık yapıyorlar, senin ne olduğunu soruyorlar filan. Onun renginin daha sonra öyle olmadığını hocam söyledi. Ayrımcılığı tefrik ederek, yani onların sene sonunda toplanıp gidip değerlendirildiğini sonradan öğrendik. Yani işte sana Afrika kökenli Amerikalı 100 kişi başvurmuş, sen işe alırken kaç kişiyi almışsın? Ya da işte sen Arap kökenli başvurmuş, sen işe alırken kaç kişiyi almışsını garanti altına almak için bunların sorulduğunu. Yani şöyle özeteyim sizin katkınızı, şöyle özeteyim müsaadenizle. Şimdi yani eşit olunan bir ortamda ayrım yapmamak, mesela fark gözetmemek adalettir. Eşitsiz bir ortamda fark gözetmemek zulümdür. Onun için eşitsizliğin olduğu ortamlarda, mesela mağdurların olduğu bir ortamda, mağdurun kim olduğu, hangi kimlik mesela ihmal edilmiş ise, şey yapılmışsa veya mesela baskıya, dışlanmaya maruz kalabilir endişesiyle onu koruma altına almak için onu görmek gerek. Kürtlerin temel ihtiyacı tanınmadır arkadaşlar. Acınma değil yani. Kürtler acı çekti falan, bunlar hepsi hikayedir. Hiçbir değeri, önemi yoktur. Kürtleri ağlak tutar, geride tutar, işte acındırır, şefkat dilencisi kılar. Kürtlerin ihtiyaç duyduğu tek şey muhatabından bana saygı göstereceksin arkadaş. Daha önce sizi ezdik, ezmedik, bunlar hikayedir. İsterse 1000 kez ezmiş olsun, isterse hiç ezmemiş olsun. Bugün şu anda Kürtler bu ülkenin vatandaşı, eşit vatandaşı olabilmek için
eşit saygıyı talep etmeliler ve bu şeyden bağımsızdır yani. Daha önce acı çekilmiş çekimi. Bunun da anahtar kelimesi tanınmadır. Nasıl ki devletler var olabilmek için tanınmak zorundadır. Çünkü tanınma insanın insaniyete girmesidir. Bakın bir bebek doğduğu hastanede ne kimlik kartı verildiğine koluna bir şey takıldı değil mi? Var mı öyle bir insan? Yoktur. Başına bir şey gelse kayda geçemez. Çünkü namuslanmadı. İsim insanın namusudur. Muhataplık, tanınma, var olmanın şeyidir. İnsan beden olmadığı için insanın insaniyeti tanınmada yatmaktadır. Tanınmayı elde etmediğin zaman eşit insan olamaz. Beden olursun. Mesela sosyal bir varlıktır Kürtler. İşte yeşil kart verin, işte hasta olmasan hastanede bakarsın. Ne istediğiniz de vermedik değil mi? Tarlada tavuklar da onu dersin. Ne istediğiniz de vermedik. Ne veriliyor tavuklara? Yem değil ya, daha özel bir kelime. Darı, ha, savar. Ondan biraz serpersin. Yani temel bir ihtiyaçların görülür ama insanlık onuru dediğimiz, insaniyet, o eşitlik orada olmaz. Kürtlerin ihtiyacı bu tanınmayı sağlamaktır. Bunun için de kimlikte ısrar, tanınmada ısrar. Kürtlerin yani özgürleşme yolu odur. İdeolojiler, yoksulluk, zenginlik bunlar tebeyi konulardır. Evet. Son iki soru var değil mi? Yoksa daha fazla istiyorsanız. Ben rahatım. Ben konuşurum. Ben gördüğünüz gibi rahatım yani. Hamit kaldırmıştı. Tamam o zaman buyurun siz buyurun. Buyurun. Ses yüksek tutarsan hocam, yani Kürt tarihini okuduğumuzda 1900'lerin başında diğer milletler bağımsız olmuşlar. Yani Fransız İhtilali'nden sonra Kürtler bağımsız olmamışlar. Yani dedelerimiz sağ olmasınlar. Ve en ana damar hocam, ben Beşiktaş namazkan birisi olarak bunu söylüyorum. Müslümanlık anlayışı, işte İslam, Osmanlı'yı ayakta tutalım diye. Diğer milletler milli menfaatlerini, Türkler de milli menfaatlerini düşündükleri halde. O dönem Müslümanlık ana damar üzerinden Kürtler bağımsızlığı kaybettiler. Bana göre şimdi de işte malum işte şu an iktidara en büyük güç veren Müslüman Kürtler ve hala oradan kaybediyorsun. Yani biz o dönemki Müslümanların ve şimdiki yine muhafazakar Müslümanların, yani Arap Müslümanına göre, Türk Müslümanına göre neyimiz eksik? Niye biz o yani Müslümanlık, oradaki soru şeklini ben gideremiyorum kafamda. Size konuşmanın başında burada mıydınız? Başlarında, ortalarında. Hocam ayakta olduğuma göre. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani o dedelerimiz sağ değiller diyelim, öyle kapatalım değiller. Şimdi şöyle, hayır, bence biraz anakronizm oluyor. Eğer biz, çünkü Kürtler o zaman millet değildi. Millet değilsen o zaman millet olmanın mümkün kıldığı sahiplenmeleri sahiplenemezsin. Yani şimdi hocam Türkler de millet değildi. Namık Kemal olsun, işte Ziya Gökalp'ler olsun, Türklük bilincini o dönem yeni yetiştiriyorlardı. Ama devlet onların elindeydi. Yani Kürtlerin elinde devlet yoktu yani. Dolayısıyla bence şöyle düşünmek lazım. Yani geçmişe çok takılmamak esas olmalı. Yani bugünün şartlarını geçmişte ararsak sadece ümitsizlik getirir Kürtler hocam, açısından. Şey, o dönem yani özür dilerim. Estağfurullah. Müslüman arkadaşlarım, Müslümanlık bizi vurdu, devlet olamadık. Şimdi yine aynı hata tekrar ediyor Müslümanlar. Yani Müslüman Kürtler yine uyanamıyor. Yine Müslümanlık örtüsüyle Kürtler uyanıyorlar. Hani ben aslında güncel bir hastalığı tekrar nüksettiğim... Tamam, çok iyi anladım. Size şöyle söyleyeyim. O zamankiler Müslüman oldukları için, yani Müslüman kimliği ağır bastığı için diyelim. Bugünküler Müslümanlığı kullanıyor ama o zaman kullanıldığı konusunda, yani belki Abdülhamit dönem, evet, ama yani şöyle söyleyeyim, yani Kürtler hazır değildi aksi bir ihtimale, benim şahsi kanaatim. Evet, keki Hamit'ten çaldım. Evet. Sana da buyur abi. Teşekkür ediyorum. Sayın moderatör izin verirse ben iki küçük soru sormak istiyorum. Birincisi şu, sizin yazılarda ve sanıyorum sizinle yapılan bir iki mülakatta şey geçiyor. Bu Kürtlerde ayrılıkçılık fikri meşrudur. Ancak yanlıştır. Eğer yanlışsam lütfen düzeltin. Eğer doğruysa da bunun sizin dünyanızdaki gerekçelerini öğrenmek istiyorum. Diğeri de Ekrem Bey'in sorusundan neşet eden bir soru.
Üstadın bu Türklere itaat-ı İslam önerisiyle, öğüdüyle Türklere fikri milliyet öğüdü noktasında Medresetü Zehra projesindeki dil kategorizasyonu meselesini sormak istiyorum. Yani oradaki Arapça, Kürtçe ve Türkçe'ye önerilen şemsiyedeki Kürtçe'nin durumu neden öyle? Evet. Ya aslında rüşvet versem ancak bu soruyu sordurabilirdim. Çünkü tam buna cevap veren yazı var. Kürdi caiz ne demektir diye uzun yazılardandır. Ve hani benim de bir şeyler buldum, başardım, sonra bir şeyler anlatıyorum diye hissettiğim yazılardan biridir. Onun için bütün detayları vermemekle birlikte bir şey söyleyeceğim yine. Birinci sorunuz şuydu. Ben Kürtlerin bağımsızlığına taraftarım. Fakat ayrılmasına taraftar değilim. Bağımsız olup da ayrılmamak mümkün mü diye sorabilirsiniz. Burada meselemiz şudur. Ayrı olmak veya birlikte olmak değil. Önemli olan iradenin, Kürtlerin iradesinin özgürleşmesidir. Yani kendi iradesiyle isterse birlikte kalır, isterse ayrılır. Burada meseleyi biz ayrılmak olarak kodlarsak bence doğru bir şeye gitmeyiz. Doğru bir yola girmeyiz. Ama ayrılma kabiliyeti olmalıdır. Az önce ben insanın tanımını yapmaya çalışırken aynı zamanda toplumsal gruplar için de söylüyorum. Yani ayrılabilir olmayan bir insan esirdir. Mesela bu salona gelip de buradan çıkamayan bir insan özgür değildir. Onun için Kürtlerin ayrılabilir olması şarttır. Fakat ayrılmak zorunda mı? Değil. Mesela burada şu anda ayrılmıyorsunuz, sağ olun arkadaşlar. Ayrılmak zorunda değilsin çünkü şu an mutlusun. Ama bir süre sonra yeter ulan bizi sıktın. Çıkmak isteyen kişi bakın özgürlüğünü sürdürüyor ayrılmak suretiyle. Ben bunun açık olması noktasında bunu kategorik olarak savunuyorum. Yani Kürtlerin ayrılma hakkı var. Dolayısıyla bağımsız olmalılar. Bunu bağımsızlık olarak tanımlıyorum. Fakat Kürtler ayrılmalı mı sorusu daha teknik anlamda baktığımız zaman ben şahsen Kürtlerin ayrılmalarının iyi olmayacağını düşünüyorum. Şundan dolayı başına bir şey gelecek işte İsrail, Amerika bilmem şunlar bunlar onları yiyecek gibi propagandaları zaten çöpe atarak konuşuyoruz. Bu sadece Türkiye'deki Kürtler için mi yoksa? Ha, Türkiye'deki Kürtler için mi onu söyleyeyim. Ama Güney Kürdistan bağımsızlık için çalışmalı zaten yani onun daha iyi bir şeyi yok yani. Ama uzun vadede mesele şu, Kürtler kendilerine olacak. Kendi olacak, bu irade özgürlüğünü edinecek ve diğer insanlarla tekrar yapışacak. Yani Kürtlerin sorunu yanlış kaynak sorunudur yani. Türklere yanlış kaynak yapmışlar veya farkında değilken adam uyurken kaynak yapılmış. Kürtlerin kopması lazım. Medreset-ü Zehra'da Arabi farz, hadi ikincisi hangisi? Türkçe lazım. Ekrem yaktın kendini kardeş. Yo, ben de. Şimdi bakın ikinci sıradaki Türkçe değil. İkincisi Türkçe değil arkadaşlar. İkincisi Arapça vacip. Arapça vacip. Kürtçe lazım. Kürtçe caiz. İyi, o da değil Seyda. Siz bile ama. Bakın. Yok öyle o da değil. O da değil. Bakın. Bütün yayınlarda. Değil mi? Ben vacip. Ekrem Bey'in bu konuda bir yazısı vardı ben öyle hatırlıyorum ama. Evet vardı ama şu an kitabı çıkmış. Burada daha burada daha etraflı bir şey bulabilirsiniz. Ekrem sen o yazıyı da şey yapalım o zaman. Yok çünkü kamuya açalım ben. Yani. Şimdi bile diyecek Ekrem'den çalmış. Yok. Şimdi orada şöyle bir üniversite planlıyor ve üniversitenin dil politikasına dair bir şey söylüyor. Yoksa bir yani ana dil olarak Kürtçe için caiz demek için kafayı yemiş olmak gerekir. Hele bir Kürt'ün bunu demesi mümkün değil. Ana dilin ehemmiyetini, insaniyetteki izinin farkında olan ve bu konuda yazı yazan Said Nursi'nin bunu demesi imkansız. Demek ki şunu anlıyoruz. Bu hani genel olarak dile ilişkin bir şey değil. Üniversitenin dil politikasıyla ilgilidir. Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce vacip, farz. Ondan sonra Türkçe caiz, Almanca da lazım. Mesela işte diyelim ki mukayeseli edebiyat okuyorsun, ya Almanca ya Fransızca alacaksın. Medreset-ü Zehra projesindeki dil meselesi budur. İkinci sırada Kürtçe gelir. Birinci sırada Arapça çünkü akademik dildir. Kürtçe öğrencilerin dilidir. Dikkat ederseniz çünkü Medreset-ü Zehra projesi Kürtlerden koparılmıştır aynı zamanda. Bu Kürtlere yönelik bir reform, Kürtlere yönelik bir okul projesidir. Said Nursi'nin yani akademi meselesidir. Dolayısıyla Kürdi caiz orada vernacular denilen yani şey olan nasıl diyelim ilim dili olmayan bir dilin ilim dili olarak kaynaşma şeyi. Mesela eskiden Avrupa'daki üniversitelerde Latince değil mi?
veya Yunanca ilim diliydi ama Almanca, İngilizce işte köylülerin, vatandaşın diliydi. Sonra ne oldu? Onlar da şey dil hükmüne geçtiler. Yani ilim dili hükmüne geçtiler. Orada Kürtçeyi bir şeyin içine çekmek, ilmiliğin, yani bu akademik modern anlamda ilmiliğin içine çekmek o anlamda caiz şey anlamdadır. Yani Boğaziçi'nde mesela master yapan öğrenci varsa mesela orada ana eğitim dili İngilizcedir. Fakat öğrenci bazen tartışmaları Türkçe yapabilir. Yani bunda bir şey yoktur. Caizdir. Bu demek değil ki ya Türkçe yasaktır da ona izin veriyoruz. Kim bir ana dil için caiz diyebilir ki? Dolayısıyla bu hususi bir şeydir. İkinci sırada Kürtçe gelir. Türkçe lazımdır. Dan kasıt da şudur. Kürtler tek başlarına yaşamadıklarına göre, Türklerle birlikte yaşıyorlar geniş dairede, Türkçeyi öğrenmeleri gerekir diyor. Yani Almanca dersi de alacak, Türkçe dersi alacak. Bakın bu Kürtler içindir. Öteki türlü anlaşılamaz. Kürtler Arapçayı öğrenmek zorundadır. Kürtçeyi de kullanabilirler, Türkçeyi de öğrenmeleri lazım. Biri akademik sebepten, sonuncusu da ilmi ve şey sosyal ve politik sebeplerden diye özetleyebiliriz. Evet. Evet, yani aslında sanırım bitirsek artık yeri olur. Benim açımdan şey ama organize son, edenler son şey yapabilir. Son bir soru, siz de kısa cevaplarsanız daha çok iyi. Tamam, şey doğru. Son bir soru alalım. Ben de fırça yedim. Ben de fırça yedim. Şimdi ezilenler, sömürülenler bir hak mücadelesine giriyor. Kürtler de şu anda bu statü içerisinde. Ve bir insan, yani ben mesela kendim üzerinden söyleyeyim, Kürt olarak doğduğuma göre bu mantık çerçevesinde kendi haklarım için, gasp edilen haklarım için mücadele etmem gerekiyor. Şimdi benim kafamda iki tip Kürt var ve ben bunu birinci Kürt olarak kabul ediyorum ve galiba buradaki tüm gelen arkadaşlarımız da bu tipe giriyor. Bir de ikinci Kürt tipi var, şöyle olduğunu düşünüyorum. Ben Kürt olmayı tercih etmedim. Hani bana sorulmadı, ben tercih etmedim bunu. Bu nedenle zaten üç günlük dünya. Ben kendi hayatımı güzel yaşamak istiyorum. Hani bu iki Kürt'ü değerlendirebilir misiniz? Zor bir soru sordun ya. Bence Kürt olmak bir kazadır, onun için övünemezsin. Milliyetçinin hatası budur. Milliyetçinin hatası budur. Yani Kürtlükle ne övünebilirsin ne utanabilirsin. Eğer övünüyor ve utanıyorsan bil ki biraz rahatsızlığın var, yani tamir etmen lazım. Şimdi bir kısım insan bunu dert etmiyorsa sorun değil. Benim şahsen Kürt kimliğini dert edinmemin sebebi adalet meselesidir. Bakın bu farklı bir evrensellikten konuşuyorum ama benim adalet arayışı Kürtlerin tanınmasını, Kürtlüğün sahiplenilmesini gerektirdiği için ben Kürtlük vurgusunun lazım ve zaruri olduğuna inanıyorum. Fakat hani Kürtçe özeldir, Kürtler özel bir millettir, benim babamın milletidir, benim milletimdir diye sahip çıkmam. Hani nasıl diyelim, hani asgari insani anlamda evet, fakat fikren, vicdani anlamda bununla sınırlı bir sahiplenme bana göre güdük, kadük, artık hangi kelimeler bugünlerde cari ise eksik bir şeydir, sahiplenme biçimidir. Yani adalet öyle bir şeydir ki seninle sınırlı kalmaz. İyilik öyle bir şeydir ki sadece kendin için istememelisin. Ama kendin için isteme kabiliyetin yoksa ilk yapman gereken şey kendin için istemendir. Dolayısıyla Kürtler bunu şey yapmak. Ama bazıları evrenselliğin içine gitmiş, adam orada yüzüyor, mutlu bir şekilde yaşıyor. Yani Kürtlüğe niye ineyim de aşağılanayım? Tamam, asimile olmuş, onun hakkı var. Ben mesela asimile olan bir Kürt, eğer onu iradesiyle seçmişse o en az Kürt olmak kadar saygıdeğer bir şeydir. Yani Kürtlüğe girmek, Kürtlükten çıkmak eşit ölçüde saygıdeğer şeylerdir. Hocam bu arada bir soru sorayım. Efendim, evet. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bazı üstüne gelmedi. Valla size gelmedi hocam. Buyurun. Öyle tahmin ediyorum. Tamam, hayırlı olsun. O Süleyman abi. Teşekkür ederim. Thank you.
Merhaba, o zaman bravo yazsın ona bak. Merhaba sen misin Üniversiteler seviyor bu şekilde. Ama sadece çalışıp ortamda yerleştirenlerin sevmesi gerekir. Çok göremedim sizi. Çok oraya da şey benzeyemedim. Başkan kursu tekrar. Ne yapacağız? Takip. Hadi. 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 Had